Geçen hafta İstanbul'daydım biliyorsunuz. Bayağı dolu dolu geçti. Hem Blockchain Ekonomi Konferansı'na katıldım hem de Blockchain.com'un kendi etkinliğinde konuşmacıydım. Ona katıldım. Size çok anlatacağım şey var. Bayağı dolu bir video geliyor. Kolamızı açalım ve hemen başlayalım. Arkadaşlar merhaba, Kripto Emre'ye hepiniz hoş geldiniz. Şimdi videonun girişinde dediğim gibi Blockchain Ekonomi Konferansı'ndaydım, İstanbul'daydım. Oradan da Blockchain.com'un Türkiye'deki ilk etkinliğinde konuşmacıydım. Blockchain'in kurucusu Nicholas Carey ile oturma şansımız oldu, uzun uzun bilgi paylaşımı yapma şansımız oldu. Çünkü sadece konferansta değil, konferanstan sonra da birkaç gün beraber takıldık. Nick şimdiye kadar 87 ülke gezmiş bu Bitcoin ve blok zinciri dünyayı anlatmak için. İstanbul'a ama ilk kez geldiğini duyunca ben de bir ufaktan tur rehberliği yaptım. İşte bunu Ayasofya'ya götürdüm, Kapalı Çarşı'ya götürdüm. Hani burada nasıl bir hayat var, neler yapıyoruz görsün, işte bir kebap yesin, Türk mutfağını tatsın, rakı içsin falan. Oldukça keyifli bir vakit geçirmiş oldum. Çok yoğundum. Çünkü hani şeyde sabahtan 2 gün konferansa katıldım. Akşamında işte diğer ufak kripto etkinliklerine gittim. Bir de işte orada görenler, tanıyanlar, konuşmalar, şu bu derken doğru düzgün video çekemedim oradan. Aslında bu videoyu oradan çekip size paylaşmak istiyordum ama fırsatım olmadı. Kusura bakmayın. Geçtiğimiz hafta çok video da çekemedim bu yüzden. Sadece bir video çekebilmiş oldum. Ama böyle video çekemediğim dönemlerde biliyorsunuz Twitter'da acayip aktifim. Telegram'dan yine grafiklerimi paylaşıyorum. Facebook'tan ilginç haberleri paylaşıyorum. Hepsinin linkini yine aşağıda bırakıyorum. Hatta bu kanallara girmenizi teşvik etmek için, işi tatlandırmak için bir çekiliş yapıyorum. Şanslı bir arkadaşımıza Ledger'ın en son modeli Nano X'ten hediye edeceğim. Gıcır gıcır ambalajında 0 kilometre alabileceğiniz en iyi donanım cüzdanlardan bir tanesi. Katılmak çok basit arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Bu videoyu beğeniyorsunuz. Altına yorum yapıyorsunuz. Bir de video açıklamasında ilk 2 satırda Twitter ve Telegram adresim var. En çok kullandığım diğer mecralar. Onları takip ettiğinizden emin oluyorsunuz. Bu 5 şartı yerine getiren arkadaşa çekiliş yapacağım. Önümüzdeki hafta şeyini kargolayacağım, hediyesini kargolayacağım. Twitter'la Telegram'ı teşvik etmemin bir sebebi de hani video yokken daha çok bilgi almanızın yanı sıra YouTube arkadaşlar tekrar kripto paralarla ilgili kanallara yasak getirmeye başlamış. İşte hem yerli hem yabancı birkaç YouTuber arkadaştan işte videolarının silindiği, uyarı aldıkları ya da işte canlı yayınlarının iptal edildiği ile ilgili duyumlar aldık. Hani ne olur ne olmaz diye iletişimimizi koparmamak adına oralara da girmenizi şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Daha doğrusu rica ediyorum. Şimdi gelelim konferansa. Konferansla başlayayım. Konferansta neler konuşuldu, neler öğrendim, biraz onlardan bahsedeyim. Konferans benim için çok keyifli geçti. Hani bu seneki, geçtiğimiz seneye kıyasla çok daha sönüktü diyor daha önce katılanlar. Hani 2000 kişi beklenirken 500 kişi gelmiş falan. Böyle ortam biraz cansızdı diyorlar ama. Benim açıkçası çok şahsen çok hoşuma gitti. Çünkü çok kilit insanlarla tanıştım. Çok kilit bilgiler öğrendim. Onu da geçtim. İlk kez olsun işte diğer YouTube fenomeni arkadaşlarla tanışma şansım oldu. Yüz yüze orada tanıştık, karşılaştık. Hatta Twitter'dan vesaire takip ediyorsanız bol bol paylaşım yaptık, fotoğraf. Bayağı keyifliydi. Hani çok hoş sohbet tiplermiş. Ben ara ara izlerdim videolarını. Öyle çok sıkı takipçileri değildim. Çünkü yani kendim video çekiyorum. Ama çok hoşuma gitti. O yüzden buradan hepsine selamlarımı söylüyorum. İşte Alp olsun, Kripto Sözlük olsun, Kripto Teknik olsun. Çok keyifli bir 2 gün yaşadık ondan sonra. O yüzden hepsine teşekkür ediyorum. Bunun dışında kimlerle tanıştım? Algorand diyorum biliyorsunuz size. Algorand'ın Avrupa iş geliştirmesinin başından Pietro Grassano diye İtalyan bir arkadaşla tanıştım. Pietro da işte burada hem Algorand ile ilgili teknik konuşma vermek için gelmiş hem de iş geliştirme faaliyetlerini Türkiye'de sürdürmek için buraya gelmiş. İş geliştirmeden kasıt ne? Algorand biliyorsunuz merkeziyetsiz bir decentralized finans platformu. Burada işte esas amaçları tamamen merkeziyetsiz, demokratik bir yeni ekonomik model oluşturmak. Bunun için de işte dünya merkez bankalarıyla falan görüşüyorlar. Yani hani işte o ülkelerin kripto paralarını çıkarma konusunda bizim platformumuz kullanılsın, bunun önünü açalım diye. Bayağı agresif bir şeye işte iş geliştirme sürecine başlamışlar. Ben Algorand'ı bir aydan fazladır söylüyorum size biliyorsunuz. Hatta en baştan tavsiyemi dinleyen arkadaşlar 20 sentlerden 22 sentlerden Algorand'a girdiler. Bugün bile işte paralarını ikiye katlamış durumdalar. Ve Algorand'da çok daha fazla potansiyel olduğunu açıkça söyleyebilirim. Şimdi
altcoin'lerde biliyorsunuz Bitcoin'e endeksli bir hareket oluyor. Şimdi Bitcoin'de bir geri çekilme olacak olursa altcoin'lerde de illaki değer kaybı olacaktır. Ama ben uzun vadede Algorand'ı çok beğenmeye başladım. Çünkü işte bu geçtiğimiz sene sonlarına doğru çıkardıkları Algorand 2.0 platformuyla işte böyle merkez bankaları olsun, devletler olsun çok ciddi anlaşmalar yapmaya başladılar. Daha önceki bir videomda da bahsetmiştim size. Mesela işte Algorand'la ilgili çok büyük bir haber var. Ondan sonra ne olduğunu söyleyemem ama işte çıktığı zaman çok büyük olacak demiştim. O haberi hala şey etmediler, halka açmadılar. Çünkü bu tip şeylerde işte iletişim faaliyetlerinde bu tip bilgiler gönderilirken ambargolu gönderilir. Yani hani işte sen, bak senin haberin olsun kimseye söyleme ama işte günü geldiğinde de bunu mecranda insanlara yay diye gelir. O da öyle bir bilgiydi. Ben aslında kuralı çiğneyip size çıtlattım bir şeyler geleceğini ama ne olduğunu söylememiştim. Algorand'da yani bayağı güzel bir haber gelecek ama hani onu beklemeye gerek yok. Çünkü zaten bu hafta Algorand fiyat hareketlerinden de anlamışsınızdır. Başka başka büyük haberler çıktı. Mesela ne çıktı? Finlandiya Merkez Bankası e-krona için yani kendi CBDC'si için Algorand platformunu kullanarak pilot çalışmalara başlamış. Şimdi bayağı teknolojiyi işte entegre etmişler. E-krona'yı onun üstünde çıkarıyorlar. Testler başarılı olursa e-krona bunun üstünde çıkacak. Bunun dışında bir de ufak bir ülke Marshall Adaları'ydı galiba. Nerede onu bile bilmiyorum haritada. Marshall Adaları da kendi CBDC'si için yine Algorand'la anlaşmış. Hatta çıkarmışlar yani beta meta da değil. Bayağı şu an kullanılan Merkez Bankası coin'i Algorand üstünde geliştirilmiş durumda. Hani şimdi niye merkez bankaları bu kadar binlerce altcoin varken, Ethereum varken, ne bileyim işte Cardano varken Algorand'da yapıyorlar bu platformu, niye kullanıyorlar diye sorabilirsiniz. Algorand'ın şöyle bir esprisi var arkadaşlar. Yani benim de böyle gönül rahatlığıyla size bunu tavsiye edebiliyor olmamın arkasında yatan sebep çok düzgün insanların geliştiriyor olması. Yani işte Turing ödüllü, kriptoloji şifreleme uzmanı, 1980'den beri profesör olan Silvio Micali diye bir MIT profesörünün algoritması. Algorand ekibine bakıyorsun, bütün çalışanları hem vakıf olsun, hem geliştirme olsun, hem pazarlama olsun, MIT mezunu, Amerika'nın en credible üniversitesinden çıkmış insanlar. İşte böyle çok resmi organlarla partnerlik yapmaya çalışıyorlar. Öyle ne bileyim işte Tron gibi gidip de yani araba dağıtacağım benim coin'imi alın, şurada yarışma yaptım falan goy goya girmiyorlar. Ama mesela Cardano'nun eksik kaldığı pazarlama kısmında da son derece kuvvetliler. İşte her kanaldan saldırıyorlar tanıtımlarını yapmak için. O yüzden overall'da çok iyi gidiyorlar. Hani 2019'daki ICO'da bir küsür dolarlardan satıldı. Oradan yerle bir oldu fiyat bütün kripto para piyasalarıyla. Ama gerisin geri toparlama potansiyeli var. Ve hani biliyorsunuz ben bu işe girdiğimde spekülatif neyin ne olduğu belirsiz coinlere girmeyi hiçbir zaman tasvip etmedim. Yani işte Dogecoin olsun, Tron olsun, Holochain olsun işte ne bileyim yani bana kötü coinleri sayın. Hani hiçbirine para koymanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ne kadar günlük piyasada çok güzel değerleniyor olursa da benim içime sinen yatırımlar değil bunlar. Çünkü işin sonunda insanlar bu piyasaları öğrendiği zaman neyin ne olduğunu çözeceklerdir. Ve dandik dubara işte arkası dolandırıcılıktan ibaret, network marketing'den ibaret olan coinlerden çıkıp hakikaten iş yapan, işe yarayan coinlere geçeceklerdir. İşte biraz sonra mesela Nicholas Carey'nin, işte blockchain'in kurucusunun sunumunda anlattığı şeyleri de paylaşacağım. Mesela orada ekosistemin nasıl evrildiği ile ilgili çok güzel bir slide vardı. Şimdi onu dinleyince zaten ne demeye çalıştığımı biraz daha iyi anlayacaksınız. Gelelim Tom Lee'ye. Bu Blockchain Economy Konferansı'nın en önemli davetlilerinden bir tanesi işte Fundstrat'ın kurucusu Tom Lee'ydi. Tom Lee biliyorsunuz bayağı sansasyonel bir analist. Çünkü işte CNBC olsun, Bloomberg olsun, yerli kripto haber siteleri olsun hep onun tahminlerine yer verirler. Hani manşet olur, başlık olur söylediği şeyler. Çünkü bugüne kadarki sert yükselişleri ve sert düşüşleri aslında isabetli tahmin etmiş bir analist kendisi. Bu arada aramızda kalsın şey Tom Lee'yi Türkiye'ye getirmek için işte konferansı organize eden elemanlar tam 100 bin dolar para vermişler. Yani hani şaka gibi bir rakam. Sadece para vermek de değil bu arada. Adamın VIP transferi, havaalanından işte birinci sınıf otelde konaklaması, business class uçuşu var. Her şeyini ödemişler. Hani o parayı çıkarabildiler mi konferanstan? Allah kerim. Çünkü dediğim gibi videonun başında konferans öyle bir aman katılım olmadı. Neyse Tom Lee'nin konuşmasına gelelim. Direkt size oradan hap bilgi olarak en çok merak ettiğiniz konuyu söyleyeyim. Adam çok net bir şekilde Bitcoin fiyat tahmini yaptı ve 2020 sonuna kadar Bitcoin 30 bin dolar olacak dedi.
Şimdi benim önceki videolarımı izliyorsanız benim de bu sene için beklentimin 35 bin dolar olduğunu duymuşsunuzdur, hatırlıyorsunuzdur. 30 bin o yüzden bence çok makul bir hedef. Şimdi neden olduğunu da zaten Nicholas Carey'nin kendi blockchain.com etkinliğinde yaptığı sunumdaki slaytlardan size anlatacağım. Çünkü Nicholas bir Tom Lee kadar böyle şu kadar olacak, bu kadar olacak diye net konuşmayı sevmiyor. Yani böyle çok politik cevaplar veriyor. Çünkü sen tahmin edemedin, tutturamadın demesinler adama diye. Ki hani o benim gibi sadece Türkiye'de göz önünde değil yani adam bütün dünyada kripto para ekosistemini temsil ediyor. Ama mesela şimdi onun da uzun vadede yani bu sene içerisinde çok olumlu gelişmeler olacağına dair başka doneler paylaştığı bir sunum var işte. Ben direkt slaytları aldım onlardan. Konferansta ben de konuşmacı olduğum için elimde vardı. Hadi gelin isterseniz direkt üstünden Nick Carey neler demiş onu da bir anlatayım. İstanbul'daki ilk Blockchain.com etkinliğinde blockchain'in kurucusu Nicholas Carey'nin anlattıklarına gelecek olursak. Şimdi Nick kimdir? Biraz da ondan bahsedeyim. Kendisi blockchain.com'un kurucu ortaklarından birisi. Kripto para ekosistemini ilk oluşturan adamlardan. Hani bunun bir zümresi var ya zamanında işte Bitcoin'in ilk geliştiricileriyle ahbap olanlar zengin olmuş ya da işte bu işleri ilk uyanıp bu konularda girişim yapan Roger Ver ve çevresi zengin olmuş falan. Bu adam da o zümreden. Hatta bu ünlü Eric Voorhees var ya mesela hani analist ondan sonra işte CoinSwitch'in sahibi. Mesela onunla o da arkadaşlarmış. Zaten Eric bu adamı ikna etmiş bu işlere girmeye. Hikayesi ondan sonra bizimkine çok benziyor. Yani hani ilk duyduğunda hiç anlam verememiş, saçma bulmuş. Sonra biraz araştırınca demiş bunu iyiymiş biz de şey edelim girelim demiş falan. İşte milletin ev arkadaşı Eric Voorhees oluyor. Benim de ev arkadaşım anasını satayım bulaşık makinesini doldurmaktan bile aciz gerizekalının teki çıkıyor. Neyse şimdi ilk slayda gelelim. Burada sizin ilginizi çekebilecek. Yani hani kripto para piyasasının blockchain kullanımının nereden nereye evrildiği ile ilgili böyle bir şey hazırlamışlar, grafik hazırlamışlar. Şu an bulunduğumuz nokta bugün yani işte şu en soldaki kısım işte kripto paralar. Yani hani işte herkesin ICO'larla kendi coin'ini çıkarması, işte yeni finansal enstrümanların icat edilmesi, kripto para icat edilmesi. İşte 45 milyondan fazla, 47 milyon falan civarında blockchain.com kullanıcısı var. 50 milyonluk falan da şey var. Pazarda toplamda tahmin edilen insan sayısı işte şu an buradayız diyor. Orta vadede 200 milyondan daha fazla insan bu işin içine girecek diyor. Bunu da getirecek olan şey işte finansal enstrümanların tokenlaştırılması olacak diyor. Yani işte borcun ya da ne bileyim işte menkul kıymetlerin işte bugün kullandığımız spot piyasada yaptığımız işlemlerin tokenlaştırılarak tüm dünyada global bir piyasadan fiyatlanması çok daha verimli şekilde paranın ülkeler arası transfer edilerek bu enstrümanların kullanılması. Bunu da bugün görmeye başladık işte. Decentralized finance uygulamalarında artık Nexo gibi yerlerde insanlar hiç tanımadığı kimselerden yani hiç kimseyi tanımadan ortada bir aracı olmadan borç para alıp millete borç para vererek faiz kazanabiliyorlar Bitcoin'lerinden, Ethereum'larından. Daha uzun vadede ise işte önümüzdeki 5 ila 10 sene içerisinde market cap 100 trilyon dolara ulaşacak diye tahmin ediyorlarmış. Ve hayatımızdaki tüm şeyler kıymetli eşyaların tokenize olduğu bir vizyon görüyorlarmış. İşte bununla beraber 2 milyardan fazla insan blockchain kullanıcısı olacak, blockchain ile ilgili teknolojilere girmiş olacak ve işte arabadan eve, işte şirket hissesinden ne bileyim işte dijital olarak aldığınız şeylere her şeyin tokenlaştırılarak hayatımızın blockchain üzerinden gideceği bir vizyondalar. Bu yönde de zaten hani devletler de artık çalışmalara başlamış durumda. Mesela Çin'in Merkez Bankası'nın CBDC çıkarıyor oluşu ve bunu ilk piyasaya da kullanacak olan en büyük ülkelerden biri olacak. Bu önemli bir gelişme. Çünkü mevcut haliyle bildiğimiz finansı bu tamamen kökünden değiştirecek bir gelişme bu. Düşünsenize yani Çin'in kripto parasını bir başka ülke kabul etse, tek bir ülke kabul etse yeter yani. İran ya da Türkiye o topa girse dünyanın her yerinde Çin'in kripto parasına giriş çıkış yapılabilecek böyle bütün ambargoları, bütün denetimleri atlatabilecek bir yeni finansal model ortaya çıkacak. Şimdi 2020 trendlerinde işte demin bahsettim aslında bunları tekrar okumaya gerek yok. Şimdi Bitcoin'in bu sene neden yükselişiyle ilgili bir de bu grafikleri
gösterdin ilk. İşte şu an fiyat 9.937 dolar demiş. Aslında o gün öyleydi. Bugün 9.700 dolar. Sorun değil ama grafiğin şekline dikkat edin arkadaşlar. Nasıl bir pattern var son işte 10 senede. Bir de şeye bakın. Yani günlük Bitcoin Network'te yapılan işlem sayısına bakın. İşte 400 küsür binlere kadar gelmiş Bitcoin 20 bin dolarken. Sonra tabii Bitcoin'in çökmesiyle işlem sayısı da azalmış. Bugün Bitcoin 10 bin dolar bile değil ama bakın yapılan işlem sayısı yine o 20 binlerin seviyesine gelmiş durumda. Hatta çok ufaktan geçmiş durumda. Yani şu an network'te ciddi bir kullanım var. Kullanım demek daha ne derler, işe yararlık demek. İşe yararlık demek de eninde sonunda fiyata yansıyacak bir metrik demek. Bununla beraber Bitcoin'de biliyorsunuz market cap'te tekrar bir yükseliş var. Fiyat ne derler yükselmese de market cap'teki yön yukarı yönlü devam ediyor dedi. Bir de işte Bitcoin madencilik network'ünde hash rate 20 bin dolarlık fiyatlara kıyasla bile bugün çok daha üst seviyelerde dedi. Yani hani bunların hepsi olumlu makro parametrik değerler ve bunların fiyata yansıması an meselesi. Çünkü yazın biliyorsunuz ki bir de şey geliyor. Halving geliyor. Bitcoin'de işte madencilik ödülleri yarı yarıya azaltılacak. Bu da işte küresel haber sitelerinde, piyasalarda yeni bir yukarı yönlü tetikleyici olarak yorumlanıyor. İşte şimdi gördüğünüz gibi yani fiyat dışındaki bütün parametreler hep olumlu yönde. Ekosistem inanılmaz ayakları yere basarak sağlam bir şekilde evriliyor. İşte Bitcoin Network'te inanılmaz faaliyetler görüyoruz. Yani bunların hepsi eninde sonunda fiyata yansıyacak arkadaşlar. Çünkü hakikaten işe yarayan ve arzı çok sınırlı olan bir aset sınıfından bahsediyoruz. Öyle merkez bankaları gibi sonsuz para basabilecekleri bir ortam yok. Burada içeri ne kadar çok insan girerse o kadar değer artacaktır. Ki Nick de mesela kendi pazarlamasını, bu ekosisteme katkısını o şekilde anlatıyor. Yani mesela sunumun içerisinde bir de şundan bahsetmişti. Şimdi blockchain.com dünyanın en eski ve en büyük kripto para firmalarından bir tanesi. Tam 11 yıllık bir geçmişi var. İşte Google Ventures, Virgin, Spotify, işte Skype gibi bir sürü firmadan yatırım almış. Ve blockchain'in cüzdan uygulaması ilk çıkardıkları ürün. Bugün dünyada 47 milyon kişiden fazla insanın cebinde var. Şimdi tabii bu adamlar bütün ekosisteme hakim oldukları için Nick dedi ki yani şu an kripto para piyasalarına yatırım yapmış adam sayısı 50 milyonu geçmez dedi dünyada. Ki yine benim eski videolardan hatırlarsanız benim tahminim de 60 milyon kişi falandı. 50 milyonu geçmez dedi. Ama bu 50 milyon insan dedi bu işe ilk girmenin verdiği sorumlulukla 5 arkadaşını içeri getirse dedi piyasa 250 milyon kişilik bir ortama dönüşür dedi. Oradan da hani market cap çok düz bir mantıkla 5'e katlar 10'a katlar dedi. Yani böyle inanılmaz bir yukarı yönlü sıçrama olur dedi. Şimdi bunu bu şekilde anlatınca sanki network marketing ponzi yapıyormuş gibi gelebilir kulağınıza. Ama blok zincirin ne olduğunu, nasıl bir nimet olduğunu, ne kadar çığır açıcı bir inovatif bir teknoloji olduğunu bilen bir insan Bitcoin'in de dinamiklerini biliyorsa bununla beraber böyle 5 arkadaşını getirmeye zaten olacaktır yani. Gönül koyacak, gönül verecektir, yapacaktır bunu. Ki mesela marketingin başındaki Sarah da yapıyormuş. Bir arkadaşın yeni bir çocuğu olduğu zaman falan onlara bir blockchain cüzdan açıyormuş. Oraya bir miktar hediye Bitcoin gönderiyormuş. Ve işte ara ara o Bitcoin'i kontrol etmelerini rica ediyormuş. Mesela Bitcoin yükseldiği zaman işte mesaj atıyormuş. Bak oğlunun Bitcoin hesabındaki para ne oldu kontrol et falan. Yani insanlara böyle bu işin yukarı yönlü potansiyelini öğretmek için kendince böyle bir yol bulmuş. O yüzden zaten arkadaşlar hani bu işlere erken girmiş insanlar olarak Bitcoin 11 yıllık bir teknoloji olabilir ama siz zirveden girmiş olsanız bile bu işe sonundan değil başından yakalamış insanlardansınız. Bunun gidebileceği daha çok büyük yerler var. Bunun farkında olarak çevrenize konuşun. Yani hani arkadaşlarınızı, eşinizi, dostunuzu işte anlık kazanç bilmem ne gibi değil. Bunun ne kadar dünyayı değiştirebilecek bir teknoloji olduğunu bilerek ve onları hani ön ayak olarak ekosistemi büyütmeye yardımcı olun. Sadece arkadaşlarınızı içeri sokmak değil, kendinizi geliştirmek anlamında da biraz emek gösterin arkadaşlar. Yani blockchain ekonomiye sadece 500 kişinin katılması, işte bizim etkinlik alanı 60 kişilikti, biz de zaten 120 kişi falan davet ettik, sadece 40 kişi geldi falan. Yani hani böyle kayıpları gördükçe ben üzülüyorum. Çünkü
fırsat kaçırıyorsunuz arkadaşlar. Yani hani bir yere gittiğinizde bir şey öğrenmeyebilirsiniz ya da hani size hiçbir şey katmayabilir. Sıfırla dönebilirsiniz. Ama evde oturup hiçbir şey yapmazsanız da sıfırı garantilersiniz yani. O yüzden garanti sıfırdansa belki bir şeyler olur diye affedersiniz de kıçınızı kaldırıp böyle şeylere gelmenizi şiddetle öneririm. Çünkü mesela Blockchain.com etkinliğinde hani burada da özetlediğim bilgilerin yanı sıra mesela inanılmaz güzel bir yeme içme vardı, catering vardı. Çok güzel bir networking ortamı oldu. Orada işte ben, Eren Caner, Kripto Sözlük, işte Kripto Kemal onlar katıldı. Onlarla tanışıp konuşma fırsatı oldu insanların. Birbirleriyle tanışıp konuşma fırsatı oldu. İşte Blockchain.com'un getirdiği hediyelerden aldılar. İşte çok güzel defterler, t-shirtler, kalemler, şunlar bunlar. Hepsini geçtim. Daha da iyisi işte şey Nick etkinliği dinleyip blockchain cüzdanı açan herkese bedava bitcoin gönderdi. Millet böyle bildiğin ekmek sırası gibi adamın önünde sıraya girdi ve bitcoinlerini aldılar. Yani hani bayağı haftalık masrafları çıktı. Bitcoin hakikaten Tom Lee'nin dediği gibi ya da bizim düşündüğümüz gibi 30 bin dolarlara da çıkacak olursa bir aylık maaşlarını çıkaracaklar yani. Şimdi gelmediğiniz için bunu kaçırdınız. O yüzden tekrar rica ediyorum. Ya bu işe para koyduysanız ve merak ediyorsanız sonuna kadar kovalayın arkadaşlar. Yani kanalımın halini görüyorsunuz. Evet, rakam olarak Türkiye'nin en büyük YouTube kanalı ama başta eskiden bir video koydum 50 bin izlenirdi. Şimdi bugün 10 bin izlense iyi diyorum. Nerede o kalan 40 bin kişi? İşte heveslerini kaybettiler. Döndüler göklerine, oturuyorlar. Şimdi yarın tekrar rekorlara geldiğimiz zaman geri gelecekler. İşte şimdi alalım mı bilmem ne. Sonra gene onların parasını şey olacak, zarar edecek. Onların biz kar satışımızı yapacağız. Onların elinden paralarını alacağız. Hani sizin başınıza bu gelsin istemiyorsanız cidden rica ediyorum. Asılın yani. Dört kolla asılın bu işlere. Emeksiz para yok. Her ne kadar kriptoda çok hızlı yükselişler, çok büyük potansiyel var desek de dünyada emeksiz para diye bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Bu videoyu da 20 dakika çerçevesinde tutmak için kapatıyorum yavaştan. Çekilişe katılmayı unutmayın. Şartları söylemiştim. Kanala abone oluyorsunuz, videoyu beğeniyorsunuz, altına yorum yapıyorsunuz. Bir de Twitter ve Telegram'dan beni takip ettiğinizden emin oluyorsunuz. Hepsinin linki videonun açıklamasında ilk satırda var. Bir sorunuz varsa yorumda yazarken onu da sormayı ihmal etmeyin. Onun dışında da kanalı takip etmeye devam edin arkadaşlar. Dediğim gibi bu sene bence çok iyi bir sene olacak. Sadece ben değil, bu işin duayeni insanlar da böyle düşünüyor. O yüzden hani moralleri yüksek tutun. Yatırımlarınızı işte düşüşlerde alım fırsatı olarak değerlendirerek büyütün. Bu sene hepimizin yüzü gülecek. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.